Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız da yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yine bir sorumuz olacak sizler adına ve süremiz el verdiği ölçüde bunun cevabını almaya çalışacağız. Hocam özellikle tabii gençler için sormak istiyorum şimdi. Vakit henüz varken ve işte pişmanlık başlamamışken her gencin hepimizin başından geçtiği için tabii ki şöyle bir düşünceye girme ihtimali yüksek. Yani tamam, yani Müslümanız, dinin emirlerini de biliyoruz ama genciz, yani daha vaktimiz var, yaparız bir gün falan diyerek böyle bir atalet içerisine giriyor insanlar. Gençliği lüzumsuz şeylerle harcıyorsunuz netice itibariyle. Eğlenceye, şuna buna dalıyorsunuz. Böyle düşünmek yani uygun mudur? Bilhassa tabii gençlerin dinlemesi şart bunu. Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren ne kadar zaman dilimi geçti? Kesin net değil. Yani dünya yaratıldığından itibaren kesin net değil. Belli rakamlar verilmiş ama mesela Nuh Aleyhisselam biz peygamber olduğumuz halde bilmiyoruz buyuruyorlar. Peygamberler bilmesi biz hiç bilmeyiz, tamam. Bir de Nuh Aleyhisselam. Bir de Nuh Aleyhisselam. Ulu lazım peygamber. Evet. Şimdi ama kitapları yazılmış. Adem Aleyhisselam'ın ömrü uzun. 2000 sene kavli var. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla. Sadece peygamberleri mi? Hayır. Ümmetleri de o kadar yaşıyordu. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti de 900 sene, 1000 sene yaşıyordu o insanlar. 900 sene, 1000 sene, 1000 seneyi geçenler oluyordu. Tabii bizim gözümüzün önünde şimdi geliyor falan. Ana 1000 sene adam böyle yerinden kalkamadı. Öyle değil o. Mesela onlar 500 yaşındaki, bizdeki 50 yaşındaki gibi. Yani vücut olarak. Vücut olarak. Evet. 800 yaşındaki, bizdeki 80 yaşındaki gibi. Öyle düşünmek gerekiyor. Mesela diyelim ki 200 yaşındaki 20 yaşındaki gibi. 300 yaşındaki 30 yaşındaki gibi. Öyle düşünmek gerekiyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam zamanında 230 yaşında bir oğlu vefat etmiş, bir kadıncağızın da ağlıyor böyle. Dünya yüzü göremediği, bir dünyada hüküm süremediği falan. Gençliğine deyince, doyamadı. Gençliğine doyamadı. Birisi gelmiş omzuna dokunmuş. Sen demiş 230 yaşında vefat eden oğlun için böyle söylüyorsun ama demiş ahir zaman ümmeti gelecek. Onların demiş ortalama ömrü 60-65 sene olacak. Öyle deyince kadın hemen ağlamayı kesmiş. İlk sordu Mustafa abi. Ev yapacak mı ev demiş onlar. 65 sene hiç. Hem de nasıl yapacak? Saraylar yapacak. Saraylar mı ne yapacaklar? Mübarek kadıncağız demiş ki ben 65 seneyi demiş ağacın gölgesinde geçiririm. Tabii Orta Doğu bölgesi, sıcak iklim. Orada geçiririm falan. Şimdi onların ömrü uzun. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen, zaten Muhammed Aleyhisselam kendisi miladı 61, hicri 63 yaşında vefat etti. Evet. Ortalama verilen ömür 65 sene. 100 yaşını geçen çok nadir. Diyeceksiniz efendim niye girdiniz böyle? Soruya cevap vermek için girdim. Şimdi en fazla 100 sene. Öbürleri 900 bin sene. Bu 100 senenin de 30'da gençlik bitiyor. 30'da 50 arası yetişkinlik. 50'de yaşlılık başlıyor. 50 ile 70 arası yaşlılık. Şimdi benim yaşadığım dönem. 70'te yukarısı pir-i fani diyor. 70'te yukarısı pir-i fani. Yani takattan düşüyorsun. 30 yaşına kadar. Onun için de efendim ben gençken her şeyi yapayım da falan. Ya zaman çok kısa ki. İmam Rabbani Kutu Hazretleri bir talebesine buyuruyor ki evladım buyuruyor. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Yani keskin bir kılıç. Ona benzetiyorlar. Evet. Ne yapacaksan hemen yap diyor. Mühim olanları şimdi, mühim olmayanları sonraya bırak. Doğru. Mühim olanları şimdi, mühim olmayanları sonra. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Bu tabiri çok kullanmışlar. Gençlik 30 dediniz de hani 30'un da 15'ini çık yani. Ha onda 15'ini 20'sini çık, çık hatta yani. Çocukluk falan, bebeklik. Hatta 30'un da geç. Hiç kalmıyor geriye. Çocuk ilk öğretim, lise falan derken bir de üniversite, tıp fakültesine çarpsa 30 yaşında ihtisas falan yapar. Gençlik de biter, kaldı geriye şeyi. Yetişkinlik hali. Yetişkinlik hali kaldı. Dolayısıyla elde avuçta bir şey kalmıyor. Onun için acele edin buyuruyor. Sonraya bırakmayın.
Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel müsevvufun buyuruyorlar. Helekel müsevvufun, yani ileride sonra yaparım diyen helak olur değil. Helak oldu buyuruyorlar. Oldu. Oldu. Helak oldu. Ben öğrenciyken de, öğretmenken de aynı şekilde dikkat ederdim. Öğrenciyken ya, yarın yaparız ya falan. Yarın da, yarın kendine göre başka dersler geliyor. Bunu da üstüne bindiriyorsun. Hele bizim zamanımızda şeyleri, yazılılar önceden haber de verilmiyordu. Pat diye geliyordu falan. Bazen tahmin ediyorduk. Yarın iki tane yazılı olabilir falan diye. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Vaktinden çalışmadın ya. Ondan sonra ertesi gün ikisini de karıştırıyorduk. Başarısız oluyorsun. Niye? Hadis-i şerifte helak oldu buyuruyor. Olur demiyor. Olur demiyor. Hatta büyüklerden bir zat bu hadis-i şerifi naklederken buyuruyor ki şaşarım şu insanlara. Yarına tehir ediyor işi. Yarın diyor kendisine göre aynı şekilde ezelde takdir edilenlerle beraber geliyor. Garantin mi var yarın için? Yarın yaşayacağın ezelde takdir edilmiş. Sana oradan aynı şekilde bir saat, iki saat bir zaman dilimi opsiyon olarak verilmemiş ki. Evet. Yok öyle bir şey. Efendim benim tercihim yarınki kullanacağım şeyden falan. Yok öyle bir şey. Yarın kendine göre, yarın annen ölecektir, baban ölecektir. Ne bileyim ben, başına bir dert, sıkıntı gelecektir, hastaneye kaldırılacaksındır falan. Nerede neyi yapacaksın? İçinde yaşadın. Bugünün yükü 10 kilo olsa, yarın da 10 kilo ile gelecek. Bunu 20. yapmazsan 20 olacak. 20 olacak. Ertesi gün 30. 30 ve yüklenip geleceksin. Yani. Onun için helekel müsevvufun ve yarın yaparım diyen helak oldu. Vakit keskin bir kılıç gibi. Kesiyor bitiyor yani. Onun için de kitaplarda mesela dün öldü, yarın meçhul. Ve bugün de can çekişiyor. Bugün de can çekişiyor. Öyleyse hemen içinde bulunduğun zamanı kıymetlendir. Yani, çünkü burada sen kalıcı değilsin. Mesela insan geçirdiği zaman, din büyüklerinin o ifadeleri var. Gökler parçalansa geri getiremiyorsun. Yok. Yani bırak aynı şekilde insanların kendisini parçalamasını bilmem, bağırıp feryat etmesini. Gökler parçalansa geçirdiğin zamanı geri getiremiyorsun. Yok öyle bir şey. Şimdi bakıyorsun, şimdi bazen mesela internet haber sitelerinde bazen bakıyorsun falan. Aa işte şu meşhurların gençlik halini biliyor musun? Bakıyorsun şimdi tweet koca. Gençlik haline bakıyorsun. Gitti. Uçtu gitti. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Dolayısıyla bizde de kalmadı, benim de kalmadı. Gençlik halim öyle değildi, böyle değildi. Ben neneme, babaanneme takılırdım böyle. O da derdi ömrün olursa anlarsın diye. Şimdi bakıyorum aynı. Hakikaten iyi anlıyorum. Yakinen anlıyorum. Elinde değil. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki bilhassa İmam-ı Rabbani Hazretleri gençlik zamanı fırsat zamanıdır. Yaşlılık ulaşırmışsın, ulaşmaz mısın? Meçhul buyuruyor. Yaşlanma. Çünkü 20 yaşında, 30 yaşında ölüp gidiyor bazıları. Velev ki ulaştım buyuruyor. Gençlik zamanındaki gibi vücudun sıhhatli olur mu olmaz mı? Efendim gözlerim biraz görmüyor da kulaklarım da ağır duyuyor, dişlerim böyle oldu, boğazımda bir şey var, kolesterolüm yükseldi, şekerim arttı, tansiyonum. Dizlerim de tutmuyor, kolum da kaldıramıyorum. 50'den sonra başlıyor zaten onlar. Hepsi. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutusu'ndan buyurduğu gibi yani tamam ulaştın yaşlılığa ama beden aynı gitmeyecek ki. 30 yaşında gitmiyor ki. 60 yaşındaki beden 30 yaşındaki beden bir mi? Değil. Farz et ki 100 yaşında olacaksın. Farz et. Ne olacak? Ne olacak yani? Bir değişen bir şey olmuyor. Evet. Dolayısıyla hatta din büyükleri mesela İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin talebesi Huzeyfe'yi Meraşi Hazretleri dünya ehlinin sohbetinden de kaçınırmış. Ve sevdiklerine sık sık sohbet az da olsa tesir eder hadis-i şerifini okurlarmış. Diyeceksiniz ki niye dünya ehlinde? Zamandar. En lüzumlu yerde kullanman lazım. Gittin. İşte benim şu kadar apartmanım var, şu kadar dairem var, şurada şu villam vardı, şu araba oldu, arabayı değiştireceğim de bilmem rengini değiştireceğim. Sana tesir eder bu. Gideceğin evde seninki aynıcekte kümes gibi. Vay be diyeceksin falan filan. Ondan sonra nefsine uyacaksın, üzüleceksin, kendini hırpalayacaksın, bilmem ne yapacaksın falan. Huzursuz olacaksın, ibadetlerini de yapamayacaksın. Ama o zaman öyle de geçip gidecek. Değiştirebiliyor musun? Hayır, değiştiremiyorsun. Öyleyse Allah adamlarının aynı şekilde, yani onların kitaplarını oku, onlarla beraber ol. Sohbetten murat zaten o. Onları aynı şekilde okuyanlarla beraber olursan o zaman sen de dersin ki ya bu gençlik bitecek. Bir an önce hazırlık yapmam lazım. Ömrü değerlendirmiş olursun. Yani. Zamanı değerlendirmiş zamanı olursun. Vakti değerlendirmiş olursun. Mesela Muhammed Masum Kutsi Sözleri, evliya ile dünya menfaati için sohbet eden bereketlerine kavuşamaz. Sohbet insanı nefis ve şeytan şerrinden korur. Sohbetin istifade etmek için inanmak, muhabbet ve teslim olmak lazımdır ifadesi geçiyor. Yani
feryadı figan etmişler. Hani bir şeyde de sormuştunuz ya sohbeti faydası diye. Din büyüklerinin hepsi bir araya gelin, Allah-u Teala'dan bahsedin, Allah-u Teala'nın dinini öğrenin. Bilhassa gençlikte bu daha net elde edilir. İleride yaşlanınca hafıza zayıflıyor. Unutuyorsun da. Ama gençken öyle değil ki. Bir şeyi bir defa tekrar ediyorsun, kalıyor. Yaş ilerledikçe 10 defa, sonra 20, sonra 30, gene unutuyorsun. Ben her zaman da şey yapıyorum. Aha şunu, gençliğimde merak ederdim gözlüğü böyle. Gözlüğü buraya kaldırıyor, böyle arayanları Allah Allah derdim ya. Bu dedim hani şey değil mi? Burada bir ağırlık yapmaz mı? Niye arıyor bunlar falan? Bir gün tabii yaş ilerledi, yaşlılık şeyine gelince gözlüğü böyle takmışım, evde böyle dolanıyorum. Hanım dedi ki ne arıyorsun? Gözlüğü mü dedim. Bu ne dedi? Hı, gözlük. O zaman anladım ama. Neyi anladım? Gençken bu dokunma duyusu da hassas. Buradaki bu ağırlığı hissediyor. Ama yaşlanınca bu da yaşlanıyor. Hissetmiyor. Sinirler de yaşlanıyor. Sinirler de yaşlanıyor. Şunu burada hissetmiyor. Burada bir şey olduğunu hissetmiyor. Dolanıp duruyorsun onu sana. Ben nereye koydum diye. Tepene koydun ama göremiyorsun. Yani göremediğin için de dolanıp yani duruyorsun. Onun için de ömrü lüzumlu yerlerde kullanmalı. Bize sınırlı olarak verilmiş, geçici olarak verilmiş ve bunun da hesabı sorulacak. Bunun için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumalı, böyle bunları okuyanlarla bir araya gelmeli, hazırlık yapmalı. Çünkü yarın mahşer günü önümüze amel defterleri konacak. Eyvah diyeceğiz. Bomboş harcamışız. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor, vaktimiz oldu ama mesela bir estağfurullah demiş, onu amel defterinde görünce çok sevinecek buyuruyor. Niye ben zayi etmişim? Bu fırsat bir daha ele geçmiş. Keşke bir daha söyleseymiş. Bir daha söyleseydim. Onun için ömrü çarçur etmemeli, lüzumlu ve lazım olan yerlerde kullanmalı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine önemli bir konuyu sormak istiyoruz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette insanlar arasında en çok azap görecek kimse zalim idarecidir. Aşkın ile aşıklar, aşıklar, hay hay aşıklar, yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah. İçi başkın Kevserin, Kevserin, hay hay Kevserin, kansın ya Resulallah, kansın ya Habiballah. Çol seni seven kişi kişi, hay hay kişi, verir yoluna başı, verir yoluna başı. İki cihan güneşi, güneşi, hay hay güneşi, sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. Çol seni seven Sübhan, Sübhan, hay hay Sübhan, olsun kamuya sultan, olsun kamuya sultan, canım yoluna kurban, kurban, hay hay kurban, olsun ya Resulallah, olsun ya Habiballah. Aşık Yunus'un canı, canı, hay hay canı, İlmü şefaat kânı, ilmü şefaat kânı, alemlerin sultanı, sultanı, hay hay sultanı, sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak 7 derecedir. Dördüncüsü, ibadetler gibi bütün hayırlı işler hakiki ve kusursuz olmaktır. Bu derece ulema-i rasihin denilen büyüklere mahsustur. Bu rasih ilimli alimler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin manalarını ve işaretlerini anlar.
bütün peygamberlerin eshabı radıyallahu teâlâ anhüm ecmain böyleydi. Hepsinin nefsleri iman etmiş, mutmainne olmuştur. Böyle tabi olmak, ya tasavvuf ve vilayet yolundan ilerleyenlere veya bütün sünnetlere yapışarak bütün bid'atlerden kaçanlara nasip olur. Bugün dünyayı bid'at kaplamış, sünnetler kaybolmuştur. Bugün sünnetleri bulup yapışmak ve bid'at deryasından kurtulmak imkan haricinde kalmıştır. Bid'atler adet halini almıştır. Halbuki adetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de din ve ahkâm-ı İslamiye olamaz. Küfre sebep olan ve haram olan şeyler adet halini alsalar helal ve caiz olmazlar. Demek ki bu dereceye kavuşmak için tasavvuf yolundan ilerlenir. Bu yola tarikat denir. İlk asırlarda sünnetlerin hepsine uymak kolaydı. Tasavvufa lüzum yoktu. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bugün birkaç bölüm önce anlattığımız büyük evliya Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin torunlarından birini anlatacağız. Haliyle ve ilmiyle ceddini nasıl şad ettiğine hep birlikte şahit olacağız. İstanbul, birçok İslam diyarından tarih boyunca İslam alimlerinin ve ilim taliplerinin rağbet ettiği bir büyük merkez olmuştur. Bunun yanında İstanbul'da doğup burada filiz veren birçok Allah dostu da vardır. Bunlardan biri de Nasuhi Üsküdari'dir ki, isminden belli olduğu üzere Üsküdar'da doğup büyümüştür o. Doğum tarihi ise 1674'tür. Küçük yaşta onu akranlarından ayıran bir sükûnet içinde görür herkes. Nasuh, pek akıllı, zeki bir çocuk olmasının yanı sıra istidadı da yüksektir. Çünkü onun hedefleri küçükken bile çok büyüktür. İleriye dönük planlarında yüksek rütbeli bir devlet memuru olmak veya şöhret sahibi bir insan olmak yoktur. O, gözünü eskimeyen, bitmeyen hedeflere dikmiştir ki, ne kadar uzun olsa da bitecek olan bir fanilik hiç ilgilendirmez onu. O, ebedi aziz olmanın bir talibidir. Varsa yoksa Allahu Teala'nın dinini öğrenmek ve ona kul olup evliyalar kervanına katılabilmektir bütün hayali. O, bu hedefine kavuşmak için küçük yaşlarda ilim tedrisine başlar. Genç yaşına gelince tefsir, fıkıh ve fen bilgilerinde bir derya olur. Şimdi sıra kalp bilgilerindedir. Manevi ilimlerdedir. Sırf bu sebepten gider büyük evliya Ali Atvel Hazretlerinin hizmetine girer. O, tek doğru itikad olan Ehl-i Sünnet'i en ince ayrıntılarına kadar bilir. İlim elbette amelsiz, amel de elbette ihlâssız olmaz. İhlâssa Allah dostlarının sohbetlerinde ele geçer ki, Nasuhi Hazretleri onun elinde adeta bir ölü, etrafında bir pervane olur, hakikat güneşine uçan. Nasuhi Üsküdari Hazretleri ilmiyle amel edip, ibadetlerde değil bir sünneti, bir edebi bile elden kaçırmamaya çalışır. Haramlardan kat'î bir şekilde kaçınır. Mekruh işlemek şöyle dursun, şüphelilerden bile itinayla uzak durur. Nasuhi Üsküdari Hazretlerinin bu hali elbette ki pek yüksek bir mertebedir. Ve bu mertebe, Allahu Teala'nın aşkını bütün hücrelerinde hissetme isteğinin amel, ilim, ihlasla birleştirdiği bir duası gibidir. Uzun süre mücadele ettiği nefsiyle amansız bir savaşa girişir. Hocasının sohbetinin bereketiyle bu mücadele sonunda
keramet sahibi bir evliya olur. Nasuhi Hazretleri. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz büyük evliya Nasuhi Üsküdari Hazretleri buyurdu ki: namazlarınızı zamanında kılmaya çok dikkat ediniz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. İslam ahlakı. İffetten 12 iyi huy meydana gelir. 1. Hayadır. Haya, kötü iş yapınca utanmaktır. 2. Rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası acımak, iyilik etmek demektir. 3. Hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4. Müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip uyuşmak, barışmak istemektir. 5. Nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak, iradesine hakim olmaktır. 6. Sabırdır. Kişi haramdan sakınıp nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7. Kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. 8. Vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır. Yoksa, fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Verâdır. İslamiyetin haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri, herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. İntizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11. Hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın Osman Gazi ilçesinin Uludağ'ın eteklerindeki Üftade, Tekke, Dergah ve Mescidi ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyorum. Efendim, burası yeni yapılmış.
Mis gibi boya ve çam kokusu. Her taraf çam ağacı kullanılmış, güzel bir çam ağacı kullanılmış. Çiçek gibi olmuş. İnşallah bundan sonra buraları kullanan insanlar çok hayırlı hizmetler verirler. Elbette ki süs için burası yapılmadı. Hem Üftade dergahına, Üftade Hazretleri'nin kabrini ziyarete gelenler, camiinde namaz kılanlar, diyorlar ki Üftade Hazretleri'nin bir de mescidi varmış, tekkesi varmış, tarif ediyor oradan hoca efendiler. Diyorlar ki yukarıda yolunu tarif ediyorlar. Şimdi yolu da çok güzel olmuş, giriş gelişe müsait hale gelmiş. Gelip burayı da ziyaret ediyorlar. Aşk ile, şevk ile daha açılışı yapılalı hafta dolmadan nice insanlar gördüm bugün ziyarete gelmişler. Şimdi biz de çekim yapıyoruz diye kapıyı kapattık. Belki de kapıda bizi bekleyenler vardır. Önceki programda sizlere misafir kabul odasını, makam sahibi olan misafirlerin kabul odasını göstermiş idik. Burada Üftade Hazretleri için çok mühim olan, daha doğrusu onun yolunda olanların çok ehemmiyet verdiği bir odaya geliyoruz. Bu oda talebeleriyle sohbet ettiği, ders verdiği, çeşitli tasavvufi halleri anlattığı odadır. Şimdi diyorlar ki işte Üftade Hazretleri bu odada sema yaparken dönmüş aşka gelmiş ve o dönüşünün herhalde eteğinin rüzgarından havalanmış. Haşa efendim, haşa. Bunu söylemek yanlıştır. Dönerek ibadet yapma İslamiyet'te yoktur. Ben bunu defaatle Mevlevi haneleri çekerken anlattım, söyledim. Ne çalmak da yoktur, dönmek de yoktur, hareketli zikir de yoktur. Zikri hafi, zikri cehri var. Allah-u Teala'nın ismini içinden geçirirse hafi olur. Cehrisi de dışından Allah Allah derse. Bunun ötesinde tefçal 99 tane halka ile o halkalarda şıngırdatıkça, yani demir halkanın şıngırdamasıyla ne oluyor? Allah-u Teala'nın ismi zikrediliyor. Niye? O da kendi dilinden canım. Ama biz insanız. Bizi Allah-u Teala eşrefi mahlukat yarattığı için peygamberler gönderdi. Peygamberlerin getirdikleri de bu var mı? Yok. Allah-u Teala bir tek kişiye ibadeti, yani bir tek bana ibadet edilir. Başka kimseye ibadet edilmez buyuruyor. Evet, burada tasavvufi halleri anlatırdı. Talebelerine öğretirdi. Ama zaman gelirdi. O aşkı, şevki belli bir dereceye geldikten sonra düdüklü tencerenin sıbabı nasıl atıyorsa havaya bir an tavan açılıyor. Ve kaybolup gidiyor efendim Üftade Hazretleri. İşte bu oda o oda. Ha bu odanın sıvası değişti, o değişti, bu değişti. Üstünde de bir kubbesi var. Bu kubbe de ondan sonra yapılmıştır. Yani Efendi Hazretleri'nin, öyle buyuruluyor ya efendim, Efendi Hazretleri'nin işte zikrederken burada, zikrullah'la uğraşırken birdenbire bir yükselme hareketiyle tavandan gidip kaybolmuş. Herkes böyle şaşırmış kalmış nerededir diye. Yoksa dönme sema yok. Anlatan kimseler de bunu sebalı şekilde inşallah bundan sonra anlatmazlar. Yoksa bu sema yerleşti, meydanlarda da sema olacak. Sudan'da falan hadıra gecesi yapıyorlar, çeşitli rakslarla anmaya çalışıyorlar. Bunlar kitaplarda yok ki, İslamiyet'te yok ki. Yani İslamiyet'i Hristiyanlıktan üstün tutmak için böyle çeşitli danslar, hareketler, rakslar, sema ve raks sokmak yanlış bir hadisedir. Haşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Eshab-ı Kiram efendilerimize dini anlatırken raks mı yaptı efendim? Döndü mü efendim? Eshab-ı Kiram efendilerimiz döndü mü efendim? Dönmedi. Sözlerinde, hadis-i şeriflerde var mı Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam? Yok. Öyleyse bu dinde yok. Bunu kim yapmış? Kim yaparsa yapsın efendim. Yapan hatalı yapmıştır. Bugün yapmakta olan da hatalı yapmaktadır. Yani biraz değişik hızla girdik herhalde ama bu kubbenin altının bir şeyi var belki. Ama ben yükselecek değilim, haşa. Öyle bir manada değil. Üftade Hazretleri'nin o halini şöyle bir hayal etmeye çalıştım. Hakikaten bir dehşet haldir. Allah-u Teala dilediği kuluna bu halleri verir. İşte burası
talebeleriyle oturup sohbet ettiği, yani sohbet ne var ne yok, tarlalar nasıl, buğdaylar ne oldu falan değil. Efendim, Allah-u Teala'nın yaratıcılığını, birliğini, şeriki, ortağı olmadığını bildirmektir. Tasavvuf demek, bunlar geç canım, bunlar böyle şeyler, ilk bilgiler bunlar. Bize sen yüksek dereceden anlat. Derecenin yükseği Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğunu kabul etmektir. Bunun üstünde daha derece mi var efendim? Yoksa ben buradan atlasam mı, atlayamasam mı, atlar mıyım, atlamaz mıyım, bana şunu yaparlar mı, bunu yaparlar mı? Hani Allah-u Teala'ya inanıyordun, hani kaderine inanıyordun? Ama tedbirini de al diyor Allah-u Teala. O da onun emri. Biz bu odadan çıkalım, daha fazla harekata gelmeden efendim hikmet-i ilahi. Buradan diğer odalarını da sizlere tanıtmaya çalışayım. Buralarda Şeyh Efendi ile görüşmeye gelenlerin bulunduğu küçük dar odalar var. Bu kısımlarda. Aşağı kata iniş merdiveni, bazen arkamı dönüyorum kusura bakmayınız. Alt katta irtibatı sağlayan merdiven burası da efendim. Teberrükat eşyasını oraya emniyetli bir şekilde şimdi yerleştirmeye çalışıyor. Bunlar yine başka odalar. Şurada bir oda daha var efendim. Bu odada Mehmet Muhyiddin Efendi, yani Üftade Hazretlerinin oturup kendi çalışmalarını yaptığı oda. Yani insanlardan ayrı burada oturup kendisi tetkikat yapardı. Kitapları işte bu şeylerde, bu yüklükler yeni görünüyor da tabii böyle bir şey mutlaka olurdu. Çünkü kitapları göbekten aşağıda bir yerde, şu minderlerde bulundurmak falan uygun değildi. Şimdi bakmayın bazı yerlerde Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bile yerlere Kur'an-ı Kerim'i koyup veya ayaklarını üzerine koyup okuyanlara rastlanıyor. Ben rastladım şahsen. Kur'an-ı Kerim'e çok hürmet edilirdi o dönemde. Hiçbir zaman insan göbeğinden daha aşağıda bir yerde Kur'an-ı Kerim bulundurulmazdı. Okurken de eğer yerde, rahlede okuyorsa ayakta kimseler olmaz idi. İşte burada böyle bir oda. Buradan geçelim mescidine. Muhammed Üftade Hazretleri'nin, Muhyiddin Üftade Hazretleri'nin mescidine geçelim. Bakınız buradaki levhada yine yazılmış o bahsettiğim hat okulunda, hat üstadı yetiştirme okulunda yazılan yazılardır. 1434 geçen sene yazılmış. Geçen sene yazılmış. Hiç matbaa falan değil, resim çekme değil. Tamamıyla birebir elden çıkmadır efendim. Şimdi buradan artık mescide geçme zamanımız geldi. Mescidine de geçelim. Kendisinin de cemaate namaza gittiği, cuma namazları, bayram namazları kıldığı, sair vakit namazlarında cemaatte orada kıldığı talebeleriyle yere geçelim. Üftade Hazretleri hakkında, mescidi hakkında bilgi vererek programımızı orada inşallah kapatmaya niyetliyiz efendim. Şimdi de Üftade Hazretleri'nin mescidinin son cemaat yerindeyiz. Burası hem son cemaat yeri hem de geniş sohbetlerde talebeleri ve halktan gelenlerin Üftade Hazretleri'nin sohbetinde bulunmak için toplandıkları yerdi burası. Bayağı geniş tutulmuş. Kapısı çok hoş. Yani evet elden geçirilmiş, bir tamirat görmüş, boyanmış, cilenmiş ama şuradaki yazı eski efendim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazısı. Böyle kabartma değil, boyayla yazılmış. Güzel bir şekilde de süslemesi, kalem işleriyle süslemesi yapılmış. Üstündeki levha da yine Bursa'daki Hat Okulu'nun levhası, 1433'te yazılmış. Üdhulu, estağfirullah, üdhulu ha bi selamin aminin. Buraya girin, selametle girin, emniyetle girin, korkmayın. Burası sizin kurtuluş yeriniz manasına gibi deniyor. Tabii ben tefsirini yapacak halde değilim. Kapısı eski bir kapı, korunmuş, muhafaza edilmiş. Herhalde birkaç yüzyılı devirmiş bir kapı. En azından şu demiri dahi herhalde bir 200-300 yıllık vardır bu demiri dahi efendim. Belki tekkeyle yaşıt değildir burası ama yine de
yakın sayılır. Girelim içeriye efendim. Gayet ferah, aydınlık bir mekan. Burada herhangi bir mahfil falan düşünülmemiş. Öbür taraftaki son cemaat yer olan geniş yerin oraya yeni bir mahfil şimdi ilave edilmiş. Yapılışında da öyle. Bir köşe bırakılmış burada. Herhalde o kapı girişini kurtarmak için inşaat tekniğinde öyle yapılmış. Pencerelerdeki kepenkler, şu kapaklar, kepenkler Osmanlı camilerinin çoğunda vardır. Böyle şu kısımları altın yaldızla yaldızlanmış. Bayağı hakiki altın yaldızla yaldızlanmış. Ama gelip de bunu çakıyla kazımaya herhalde kimse kalkışmaz. Doğru da değildir. Hayrını da görmez. Efendim, minberi yeni tip bir minber. Yenilenmiş. İhtimal ki mescit olarak kullanılıyordu burası. Daha sonradan cami olarak, çünkü adı mescit diye geçiyor kayıtlarda. Üftadi Hazretleri'nin mescidi diye geçiyor. Minber korunca da cami haline geliyor. Yani burada cuma kılınabilir demektir. Mihrabı, eskiden kalma olan mihrabı gayet sade tutulmuş. İşte kalem işleriyle biraz böyle bir renklendirilmiş. Zaten kıble duvarında fazla kalem işi, fazla nakış veya çinileri çok süslü mümkün mertebe Osmanlı'da tutulmamıştır. Burada da sadece imamın olduğu yeri belirlemek için böyle bir mihrap yapılmış. Tavanı ise düz tavan. İşte Yeşil Cami'nin çinilerindeki diziliş sistemi burada esas alınmış ama bu boyalı, bu çini değil, boyalı ama o çiniler de aynen böyle. Yeşil Cami'deki, Yeşil Türbe'deki iç çinilerin motifi, yani mavi laciverti burada beyazda kullanmak suretiyle yeşile çevirmişler. Burada, şu mihrapta Üftadi Hazretleri kim bilir kaç defa namaz kıldırdı, talebelerin önüne geçti. Çünkü Şeyh Efendi'nin kendinin imam olması ekseriyette icap eder. Bu da bir usuldendir. Yani madem ki bir mütabaat var, bu mütabaatı namazda da imam olması suretiyle talebesi tamamlar idi. Efendim, bugünkü süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üftadi Hazretleri'ni size daha detaylı anlatmak lazımdı. Ama bizim bugünkü ana maksadımız, buradaki Üftadi dergahının yenilenmesinin, köklü restorasyonunun sizlere anlatılması şeklinde düşünülmüştü. Bendeniz mescidi de buna ilave ettim ki, geldiğiniz zaman da namazınızı da burada rahat rahat inşallah kılabilirsiniz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.